Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. 2021 AYT denemeleri başlatıyorum artık. İlk yayınımız açı yayınları. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Önce sosyal bilimler bir sonra da sosyal bilimler iki testini bakalım ve soruları çözelim. Revyan sorularını göstereyim mi size? Sanırım fazla zor değil. Siz de böyle çözebilirsiniz. Şöyle. Kaç tane göstereyim sizlere. Artık denemeler başlıyor. Özellikle Türkiye geneli deneme sınavlarına hazır olur. Canımın cananları. Şöyle eser verilmiş. Eminim ki yaparsınız. Bahar ve kelebekler alın topuz. İlk sorumuzdan başlıyoruz. Geldik. Benim alanı değil mi? İlk sorumuz tarih biliminin yöntemlerinden gelmiş. Bakalım. Konu ağırlıklı deneme sınavıdır zaten değerli arkadaşlarım. Zorlanacağınızı düşünmüyorum. Ki zaten bu konuyu bitirmişsinizdir. Tarihte araştırılacak konuyla ilgili basılan kitapların ve makalelerin bulunup toplandığı tarihin yöntemindeki ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir? Bizden ilk aşamayı istediğine göre Cevabımız burada tarama yani kaynak arama olacaktır. Tasnif ne demekti? Sınıflandırma demekti değil mi? Sınıflandırma ikinci aşamamızdır. Tahlil çözümleme demekti değerli arkadaşlarım. Çözümleme üçüncü aşama. Tenkit ne demekti? Tenkit eleştiri demekti. Dördüncü aşamamız en son terkip yani sentez beşinci aşamamızda buradaki cevabımız tarama olacaktır. Geldik ikinci sorumuza şimdi. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde yaşayan Türk topluluklarının kullanmış olduğu takvimdir? Türklerin kullanmış olduğu ilk takvim hangisiydi? Tabii ki 12 hayvanlı Türk takvimiydi. Hicri takvim Hazreti Ömer döneminde kullanılmaya başlandı. Sonraki devletlerde kullanacaklardır. Celali takvim Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah tarafından kime hazırlatıldı? Ömer Hayyama. Rumi takvim Osmanlı'da 17. yüzyılda, mali 19. yüzyılda resmi işlerde kullanılmaya başlanacaktı. Miladi Romalılar tarafından geliştirilen bir takvimdir. Ülkemizde 1926 yılında kullanılacaktı. Kullanılacaktı. Yani günümüz takvim cevabımızı aşıktı. Devam edelim. Şöyle odaklanmıyor bazen kamera. Kamera ne ya? Tarih öncesi devirlerin sona ermesi ve tarihi devirlerin başlaması aşağıdaki geçmelerden hangisiyle yaşanmıştır? Tarihi devirler hangi olayla başladı? Birazdan sizlere önemli bilgiler vereceğim. Ateşin bulunmasıyla başlamadı. Paleolitik dönemin sonlarına doğru ateş bulundu. Yerleşik hayata geçilmesi. Neolitik dönem. Yazının bulunmasını bırakalım. Hazreti İsa'nın doğumu miladi takvime esas alır. Kavimler göçüyle orta çağ başlamıştır sevgili arkadaşlarım. İlk çağın başlangıcı yazının bulunmasıydı. Orta çağ kavimler göçü. Yeni çağ İstanbul'un fethi. Yakınça, Fransız İhtilali. Bunları şöyle yapayım, görmüyor galiba. Bunları mutlaka bilmeniz lazım. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum. İlk çağ yazı, orta çağ kavimler göçü, İstanbul'un fethi, yeni çağ, Fransız İhtilali, yakın çağ. Devam ediyoruz diğer sorumuz. Şöyle yapayım. Görünüyor değil mi? Hunlar dönemindeki Türklerin yaşam biçimlerinin, kültürlerinin etkilerini, kullandıkları eşyalar üzerindeki motifleri ve sanatsal kanıtlarını inceleyen bir tarihçinin tarihe yardımcı aşağıdaki bilim dallarının özellikle hangisini kullanması gerekmektedir? Cevabı nereden çıkardınız? Eminim ki şuradan çıkarmışsınızdır. Kültür bilimini inceleyen ee, dal etnografyaydı değil mi? Kronoloji ne demekti? Zaman bilimi, nümizmatik, para bilimi, unutmadığınız şey paranın çak yüzü, antropoloji, ırk bilimi, diplomasi, Anlaşma bilimi diyebiliriz biz buna. Yani iki devlet arasındaki ilişkileri inceliyor. Cevabımız burada etnografyadır. Tarihi olay ve olgu kavramına bakalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi olay örnek olarak gösterilemez. Tarihte kısa sürede olup biten gelişmeler olay uzun bir zaman diliminde oluşan durumlar ise olgudur. İstanbul'un fethi olaydır. 20, tarihimiz 29 Mayıs 1453. Fransız ihtilali olaydır. 1789 Cumhuriyetin ilan edilmesi olaydır. 29 Ekim 1923 Kadeş Antlaşması önce 1280 ile 1296 yılları arası olaydır. Ancak Anadolu'nun Türkleşip İslamlaşması olgudur. Devam edelim. İki gözümün çiçekleri. Şöyle yapayım. Soru ne diyor? Tarih araştırmalarında elde edilen bilgilerin kesin ve değişmez olmadığı ve yeni bulguların mevcut tarihi bilgiyi değiştirilebileceği göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisini değişme ihtimalinin diğerlerine göre daha azdır? Tarihte ilk ay yılı takvimi Sümerlerin kullanması. Değişebilir bilgi değil mi? Değişebilir. Bizden daha azını istiyor. Türk adıyla kurulan ilk Türk devletinin Göktürkler olduğu ee, yeni bilgiler eski bilgileri rahatlıkla değiştirebilir. Belki Göktürkler değildir değil mi? 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı. Bunu değiştirebilir misiniz? Değiştiremezsiniz. Niye? Çünkü nutuğun başlangıcıdır değerli arkadaşlarım. Eğer değiştirirseniz kitabı kökten değiştirmeniz gerekir. Bunu bırakalım. Tarihte ilk anayasanın Babiller tarafından yapılması kolayca değiştirilebilir. Belki Sümerlerdir. Tarihte ilk yazı Sümerlerin kullanılması öncesinde de devletler vardı. Şehir devletleri vardı e, ya da öncesinde şehir devletleri yok e, yoktur öncesinde. Çünkü şehir devletleri Sümerlerle başlıyordu. Bu da değişebilir sevgili arkadaşlarım. Ancak 19 Mayıs 1919 kolay kolay değişemez. Devam edelim. Şöyle yapayım. Tarih öğrenmenin amaç ve yararları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Tarihi olayların dönemin koşullarına göre değerlendirilmesini sağlar. Doğrudur. O döneme göre incelememiz lazım. Yani günümüz değer şartlarıyla incelememiz gerekir. Günümüzde olup bitenleri anlamak ve gelecek hakkındaki gerçekçi planların yapılmasına yardımcı olur. Köprü görevi görür. Tamamdır. Dünyanın oluşumu hakkında bilgi edinmemize yardımcı olur. Şunu bir bırakalım. Mensup olduğumuz toplum ve dünyayı anlamamızı sağlar mı? Sağlar İçinde bulunduğumuz durumu ortaya çıkarır. Ortak havzanın kimlik oluşumunda ve toplumsallaşmadaki rolünün kavranmasında oldukça önemli bir katkı sağlar. Sevgili arkadaşlarım dünyanın oluşumu coğrafya ile ilgilidir. Tarih ile alakalı değildir. Cevabımız C şıkkı. Diğer sorumuz şu şekilde. Tarih hakkında çalışma yapan bir tarihçinin yukarıdakilerin hangisinden kaçılması gerekmektedir? Tahlil ne demekti? Çözümleme. Objektiflik, nesnellik de değil mi? Tarafsızlık da doğrudur. Yer ve zaman tarihin olmazsa olmazıdır. Tenkit ne demekti? Eleştiriydi. Ancak anakronizm yanılgı demektir. Yanlış bilgi verme demektir. Ya da dönemleri karıştırma demektir. Cevabımız E şıkkı. Kaçılması gerekir bundan. Devam edelim diğer sorumuza. Aşağıdaki verilenlerden hangisi yazılı kaynaklar arasında gösterilebilir? Destanlar, sözlü, mağara resimleri, görsel, efsane sözlü, kabartmalar yazılı değildir. Sevgili arkadaşlarım yazılı olanlar anlaşmalardır. Örnek verecek olursak eğer kardeş antlaşması değil mi? Cevabımız C şıkkı. Diğer sorumuz Vecdin eminim bunu bir dakikada bitirmiştir bence. Vecdin benim geçen seneden öğrencim. Zaten duyuyordur beni. Tarihi çağların ayrılmasının amaçlarından hangilerinin yönelik olduğu şeylerdir. Tarihi çağlar niye ayrıldı değerli arkadaşlarım? Bizlere kolaylık sağlaması için değil mi? Öğrenmeyi basitleştirmek tamamdır. Araştırmayı kolaylaştırmak tamamdır. Mutlak bilgiye ulaşılmasını sağlamak yoktur değerli arkadaşlarım. Sadece diyor ki neden tarih çağlar ayrıldı? Amacı neydi? Bizlere kolaylık mı sağlıyor zorluk mu? O yüzden buradaki cevabımız 1 ile 2'dir. Sosyal bilimler bir tesini bitirdik. Şu, şu soruya da bakabilirsiniz. Sosyal bilimler 1 testini bitirdik. Şimdi gelelim sosyal bilimler 2 testine. Matematiğe bakalım. Şimdi sözlerciler hızlı hızlı geçmiştir. <laughs> Geldik. Sosyal bilimler. Ha gayret. Heh geldi. Ortaya çıktı evet. Yüzyılları biliyor muyuz? Şimdi. Yukarıdaki tarih yüzyıl eşleşmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? Milattan önce 758, 8. yüzyıl değerli arkadaşlarım sadece bir tane arttıracaksınız. Milattan önce 209, bir tane artırın 3. yüzyıl. Milattan sonra 375, 4. yüzyıl tamamdır. Milattan sonra 1299 bir tane artırın 13. yüzyıl ama burada bize 12. yüzyılı vermiş bırakalım. Milattan sonra 1789 18. yüzyıldır. 18 oluyor. Bir tane artırmanız yeterlidir. Milattan sonra 1299 biliyorsunuz ki 13. yüzyıla tekabül etmektedir. Yani 12. yüzyıl değildir. Cevabımız aa, yerlerini değiştirmişler. Az kalsın gidiyorduk. Bakalım. Geçmişte Osmanlı Devleti'ne ait olan yukarıdaki parayı inceleyen bir tarihçi aşağıdaki bilim dallarından hangisinden faydalanamaz? Filoloji. Dil. Okunması lazım. Paleografya. Yazı. Yazıları. Bilmesi lazım. Zaman. Zaman geçmiyor mu? Parayı çıkar. Madem bir paraya çıkan üzerinde zamanı göreceksiniz. Nümizmatik zaten para bilimidir. Antropoloji ne demekti? bir değil mi? Alakası var mı? Hayır yok. Cevabımız çıkcık. Diğer sorumuz şöyle yapalım. Şöyle. Dediğim gibi Türkiye geneli denemelere hazır olun canlar. Sorumuz şu şekilde. Sanırım mahfettik. Olayların nedeni ve sonuçlarına nasıl ve niçin sorusunu sorarak objektif bir anlayış hareket edilmesini benimseyen tarih yazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? Neden ve sonuç varsa, objektif varsa yani tarihin tanımından yola çıkarak yapılıyorsa biz buna araştırmacı tarih diyoruz. Sosyal ve siyasi tarih zaten olamaz. O dönemi değerlendirirler. Hikayeci tarih öncüsü Heredot'tur. En basit tarih yöntemidir. Öğretici tarihin öncüsü Tukides'tir. Amaç milli birinci uyandırmaktır. Cevabımız araştırmacı devam ediyoruz. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Tarih hakkında bilgi veren yazılı, yazısız, görsel, işitsel her türlü malzemeye ne denir? Sınıflandırma denilmez. Tarih biliminin yöntemlerinden, yöntemlerinden ikinci basamaktı. Denk ki 4. basamak yöntem olamaz değerli arkadaşlarım. Yazılı, yazısız, görsel, işitsel olgu daha uzun süreyi kapsayan gelişmelerdi. Anadolu'nun Türkleşmesi gibi. Cevabımız kaynaktır. Coğrafyanın tarih bilimine katkılarından hangilerini sağladığı savunulabilir? Su ve toprak altında kalan eserlerin gün yüzün yüzüne çıkarılması arkeolojidir. Bunu ne dedik? Coğrafya değil. Yer ve iklim olaylarının insan yaşayışına etkisi tamam. Eski toplumlara ait yazıların çözümlenmesi paleografyadır. O yüzden buradaki cevabımız B şıkkıdır. Canımın cananları. Eminim ki zorlanmamışsınızdır. Güveniyorum size ben. Birlikte halledeceğiz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi zamana göre tarih sınırlandırması içerisinde gösterilebilir? Öğrencilerime de söylerim. Zamana göre tarihi sizden istiyorsa bilmemiz gereken 4 tane şey var değil mi? Çağ, Yüzyıl, devir ve dönem. Bunlar varsa zamana göre tarihtir. Orta Doğu tarihi, mekana göre tarih. Türkiye tarihi, mekan, dinler tarihi, konu, sanat tarihi, konu. Gördünüz mü? Cevaba direkt ulaştınız. Fatih Sultan Mehmet devri. Bu kadar. Devam ediyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin birinci elden kaynak özelliği taşıdığı savunulamaz. Tarihi olayın yaşandığı dönemden kalan her türlü kaynak birinci elden kaynaklardır. Kitabeler günümüz Moğolistan sınırları içerisinde. Birinci elden TBM tutanakları. Birinci elden Halil devlet devleti Aliye'yi bırakalım. Osmanlı kadı sicilleri. Siciller birinci eldendir. Evliya Çelebi'nin eseri birinci elden kaynaktır. Ancak Halil devlet devleti Aliye'de Osmanlı'dan bahsettiği için ve o dönem hakkında bilgiler verdiği için ikinci elden kaynaktır. Tarihi olayların tekrarlanamaz nitelik taşıması yöntemlerinden hangilerinin kullanılmasını imkansız kılmıştır. Geçmişte yaşananları tekerrür etmesi. Yani benzer olaylar gösterilmesi imkansız kılmamıştır. Bunu eledik gitti gitti gitti. Deney ve gözlem metodunun kullanılmasını imkansız kılmıştır. Niye? Çünkü tarihi olaylar tekrarlanamaz. Geçmiş olayların kaynaklara dayanılarak incelenmesiyle alakalı bir durum yoktur. Hangisini imkansız kılar? Deney ve gözlemi imkansız kılar. Ve bunu da unutmayın. Şunu da unutmayın. Eee tarihte kesinlikle yoktur. Ve ne kesinlik nedeni ve gözlem yoktur. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin tarihin konusu olduğu savunulabilir. Tarihin konusu insanoğlunun meydana getirdiği faaliyetler, değişimler ve eserlerdir. Deprem, volkanizma, kurallık iklim bunlar daha çok coğrafyaya ilgilidir. Buradaki cevabımız ticarettir. Örnek verecek olursak eğer İpek yolu ticareti için çoğu devlet birbiriyle savaşmıştı değil mi? Devam edelim. Aşağıda eşleşmelerde, aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur? Yazılı yazısız destan sözlü mağara görsel atasözü sözlü fresk duvar resimleridir. Kronik yazılı kabartmalar yazısız duvar resmi yazılı değil görseldir kabartmalar yazısızdır cevabımız C şıkkı. Diğer sorumuz yukarıdakilerden hangisinin toplumlar arası etkileşimin sağlanmasında doğrudan etkili olduğu savunulamaz. Kolonicilik Kimi örnek verelim? Hangi devleti? Asurları örnek verebiliriz, değil mi? Ya da İyonlar. Tamamdır. Etkileşim var. Tarımı bırakalım. Göçler, kavimler göçü mesela. Etkileşim var, değil mi? Ya ya da Türklerin başka yerlere göç etmesi. Ticaret az önce birlik verdik. Bu sefer baharat yolunu verelim sizlere. Tamamdır. İstila, özellikle Hindistan'ın sürekli istilaya maruz kalması ve başka kültürel kültürleri benimsemesi ki zaten Hindistan'da biliyorsunuz ki politik bir yapılanma vardı. Ancak tarım etkileşimi etkileşimi sağlamaz değerli arkadaşlar. Cevabımız burada B şıkkıdır. Sorularımız bu şekildeydi. Eminim yanlışınız yoktur. Ki zaten olursa inanın külahları değişiriz. Külahları değişiriz. Burada da coğrafya soruları var. Onlara da bakabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. kalın.